Merhaba arkadaşlarım, Coğrafya Kudret Okulu'na, YouTube'un en büyük coğrafya kanalına hepiniz hoş geldiniz. En sonunda AYT Coğrafya Kampımızın ilk videosuyla karşınızdayım. Bu kamp çok farklı bir kamp olacak. Neden bu kamp çok farklı bir kamp? İçeriğinde çok farklı şeyler tasarladım, onu anlatayım sana şimdi. Beş ayrı farklı şey tasarladım. Bir, her konunun başında bizim geçmiş yıllarda çıkmış tablomuz gelecek. İlk önce tablomuzu açacağız. Tablomuzda bu konuyla alakalı hangi yıllarda kaç soru gelmiş buna bakacağız. Ve gelme ihtimali var mı bu sene bunu analiz edeceğiz öyle geçeceğiz derse. Bu bize ne kazandıracak? Bu bize bu konuyla geçtiğimiz konuyla alakalı çalışacağımız konuyla alakalı ne kadar önem vermemiz gerekiyor. Daha dikkatli dinlemen gerektiğini vesaire anlayacaksın. Bunu sağlayacak yani analizli gideceğiz. İkincisi konu anlatımına geçeceğiz. Konu anlatımımız zaten biliyorsunuz bol haritalı oluyor, bol kodlamalı oluyor. Konu anlatımımızın mantığıyla beraber öğreneceğiz. Üçüncüsü bu kampın farkı. Sözel ve eşit ağırlıkların konularını böyle böyle göstereceğim size. Yani sadece sözellerin konusuna geldiğimizde ben size diyeceğim ki bu sadece sözelleri kapsıyor. Eşit ağırlıkçılar isterse bu videonun şurasını geçebilirler diyeceğiz. Böylece iştahlık ve sözel kısmını da bu kamp içerisinde ayrılmış bir şekilde dinleyebileceksin. Ama en önemlisi bu değil bu kampı farklı kılan. Bu kampı farklı kılan dördüncü ve beşinci özelliği. Son kısma geldiğimizde konu bittiğinde ne yapacağız? ÖSYM sorularını açacağım. Tabii size gösteremeyeceğim. Burada açacağım ve ÖSYM sorularının size bir nevi oradan aktarılmasını sağlayacağım. Bak 2020'de bak bunu sormuş diyeceğim. 2021'de bunu sormuş. Tabii soruyu göstermeden yapacağım bunu. Soruları göreceğiz. Nasıl mantıkla çıktığını anlayacağız. Öyle anlatacağım size. Sonra ÖSYM ile alakalı kitabın arkasında ÖSYM analiz kısmındaki yapmamız gerekenleri yapacağız. Bitti mi? Hayır. OGM materyale geçeceğiz. OGM materyal 5. adımımız olacak bizim. OGM materyal devletin hazırladığı sitede sorular. Bunlar üzerinden genelde sorular soruluyor bize. Geçen sene biz birçok soruyu tutturmuştuk. Oradaki soruları analiz ettiğimiz için. Ve 5. kısımda ben oturacağım sana OGM materyal sorularını analiz edeceğim. Analiz ettim. Kitapta analiz bilgileri var zaten. Oradan analiz kısmını beraber şöyle güzel bir konu şeklinde işleyeceğiz. Ve Etkinliğimiz varsa etkinliğimizde yapıp konuların hepsini pekiştireceğiz. Yani bu kamp çok farklı olacak içeriği. Geçtik, anlattık, bitti. Hadi güle güle değil, analizli. Nerede ne çıkmış, ne zaman, nasıl olmuş. Her şeyin analiziyle dört dörtlük bir kitap içeriği, dört dörtlük bir kamp içeriği tasarladım size. İnşallah güzel olacak. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz AYT Coğrafya. Ama 11. sınıf konularından biyoçeşitlilik ve biyomlar. Biyoçeşitlilik ve biyomları işleyeceğiz. Önemli bir konudur. Şimdi tablosunu da göreceksin. Şunu söyleyeyim size. Benim kampıma katılacaksanız karşımda sıfır bir öğrenci varmış gibi anlatılacak. Ben bunu yapıyorum zaten. Bir öğretmen olarak benim işim bu. Karşımda sıfır bir öğrenci varmış gibi anlatıyorum. Ve o yüzden zaten sizin kullandığınız deyimi kullanmak istemiyorum burada. Böyle söylüyorsunuz. O yüzden herkesin anlayabileceği şekilde anlatıyorum. Öğretmenlik de budur. Herkesin anlayabileceği şekilde anlatmaktır. Ama ben sizi sıfır bir öğrenci olarak göreceğim ama bir şeyimiz var. Matematikte çarpım tablosu neyse, coğrafya için de bizim bir çarpım tablomuz var. Dünya haritaları. Dünya haritalarını bilmiyorsan, temelin eksik başlarsın ve hiçbir şey anlamazsın derslerde. Ben senin dünya haritaları bildiğini varsayarak bu kampı yapacağım. Eğer ki dünya haritalarını işlemediysen, lütfen bak, lütfen. Git şuraya koyuyorum. Şuraya koy şuraya koyuyorum. 3 günde bitirirsiniz bu kampı, dünya haritaları kampını ve coğrafyaya aşık olacaksınız. Aşık olarak başlayacaksınız. Gidin sadece kampın yorumlarına bakın. Öğrencilerdeki değişimi gözlemleyin. Bakın, tekrar uyarıyorum. Ben dersi anlatırken sen dünya haritalarını biliyormuş gibi anlatacağım. Sonra bana hocam bu niye böyle deme. Çarpım tablosunu anlatamam sana. Matematik işlemlerini yaparken, değil mi? Çarpım tablosunu bilerek gelmiş olman gerekiyor. Aynı şey bizim için dünya haritalarıdır. Üç günde bitirirsin. Şuraya bıraktım. Hazırsın o zaman. Ben de hazırım. Hatta ahilardır uğraştım o kitap için. Santim santim. En sonunda ben de hazırım. O zaman ne diyoruz? Yunus hocayla bir defa öğren, bir daha asla unutma. Hadi şimdi derse geçelim. Özlemişim ya kelimeyi söylemeyi. Hadi geçelim o zaman. Kampta takip edeceğimiz kitabımız bu. Bugünkü konumuz neymiş? Biyoçeşitlilik. Kampın birinci günü biyoçeşitlilik. Biyomlar sayfa 9 ve 14. Kamp programımızda burada siteden ulaşabilirsiniz. Kamp programına şurada. Biyoçeşitlilik ve biyomlar. Bakın iptal edilen 12. sınıf ünite konuları kapsam dışındadır bu kampın içerisinde. 12. sınıfın son konuları iptal edildi. Bu kampı çektiğim tarihte biliyorsunuz. Sonradan o konuları sınavdan sonra çekip tekrar kampa ekleyeceğim. Sonradan izleyenler için bunu da unutmayın. Bugün birinci gündeyiz. Şöyle yapalım. Birinci güne şöyle bir tik atalım. Adım adım ilerleyelim. Şimdi gelin çıkmış sorulara. Geçen seneki sorular nerelerden çıkmış? Bu konuyla alakalı bunun analizini yapalım. Geldik şimdi soru dağılımımıza. Soru dağılımımız ne? Yani bugün işleyeceğimiz konu şudur. Biyomlar ve biyoçeşitlilik konusu. Bununla alakalı nasıl ilerleyeceğiz? Bu tabloyu da yine sitede bulabilirsiniz gençler. Bakın 11. sınıf coğrafya dersleri diyor. 12. sınıf coğrafya dersleri böyle adım adım konu konu böldüm. Bu konulardan gideceğiz. Şimdi biyoçeşitlilik ve biyomlar konusuyla alakalı ne çıkmış? 2018'de bir sorumuz var bakın sözel kısmında. 2019'da bakın sözel kısmında bir sorumuz var. 2020'de gelip bunu eşit ağırlık kısmında sormuşlar. Eşit ağırlığı hem sözeller hem eşit ağırlıklar çözüyor biliyorsunuz. Geldik eşit ağırlık kısmında bir sorumuz var. 2021'de her sene çıkıyormuş buradan. 2021'de sözel kısmında sorulmuş. Geçen sene bu konudan soru gelmemiş. Geçen sene bu konudan soruyu hemen bir sonraki gün işleyeceğimiz konuya yani enerji akışı ve madde döngülerine koymuşlar. Yani buradan aslında şuradaki birinci üniteden bakın her sene bir soru var. Hatta şurada hem enerjiden sormuşlar hem çeşitlilikten sormuşlar. Ama geçen sene enerji akışına kaydırmışlar bu konuyu. Yani biyoçeşitlilik ve biyomlardan sormamışlar. E geçen sene sormamışlar. Ondan önceki 4 sene sorulmuş. Şu anki işleyeceğin konudan bu sene kesinlikle soru var. Bu sene kesinlikle sorusu var. Yani 2023'ü yazarken ben seneye şuraya bakın diyeceğim geçen sene kesin soru gelecek demişti dedik geldi diyeceğiz. Yani şu anki işleyeceğimiz konuyu dikkatli dinliyorsun kesin bir sorun var burada. Gelin şimdi artık ders anlatmaya başlayalım. Geldik şükürler olsun artık dersimize başlayacağız. Evet şöyle kitabımızın 9. sayfasını açıyorsunuz. Şimdi gençler bak tamam böyle kitap üzerinden gidiyoruz ama bu iş böyle değil. Yani yorum yapmayı öğrenmen lazım senin bir kere. Şimdi mesela burada bizim kavramlarımız var. Kavramlardan başlayacağız öğrenmeye ama aslında bu kavramları ÖSYM senden ezberlemeni istemiyor. Yani sana biyom nedir diye bir soru sormayacak. Sana biyoçeşitlilik nedir diye bir soru sormayacak. Adaptasyon nedir diye bir soru sormayacak. O yüzden senin öğrenme yöntemini belirlerken yaptığın en büyük hata oturuyorsun bunlara ezberlemeye kalkıyorsun. Ekosistemi ezberleyeyim, adaptasyonu ezberleyeyim. Hayır. Bunlar karşına herhangi bir testte çıktığı zaman işte biyosferin özelliklerinden biri değildir. Biyoçeşitlilik en fazla nerededir? Gibi şeyler sana... Biyom! Yukarıdaki biyomların hangisi nerede dağılış gösterir diye sorduğu zaman oradaki biyomun ne demek olduğunu bilmen lazım seni. Biyoçeşitliliğin ne demek olduğunu bilmen lazım ki ona göre o soruyu çözebilesin. Yani burada önemli olan bu kavramları ezberlemek değil. Zihninde bu kavramlarla alakalı Herhangi bir bilginin olması bu ne demek? Öğrenme yöntemine dikkat et o yüzden. Benim sana söylediğim şekilde öğren. Şimdi biyom dediğimde benim aklıma ne geliyor mesela? Biyom dediğimizde biyom benziyom diyeceksin buna. Biyom benziyom. Benziyom benzer bitkiler ve hayvanların bulunduğu ortamı ifade ediyor bu. Bak ben de tam kavramını bilmiyorum. Bildiğim şu benzer bitkiler ve benzer hayvanlar var bir yerde. Diyeceksin bu kadar. Ne demek bu? Göreceğiz az sonra biyomların dağılışını. Diyeceğiz ki mesela çöl biyomu. Ha, çöl belirli bir bölge var. Burada benzer çölde benzer bitkiler ve benzer hayvanlar yaşamıyor mu? Ha işte biyom kavramı bunu ifade ediyor. Biyom nereden gelecek aklımıza? Biyom benziyom diyeceksin. Benziyom ha benzer bitki ve hayvanların olduğu yer burası hocam. İşte gençler kavramları ezberlemeyeceksiniz. Bakın ben de kavramları bilmiyorum ezbere. Bilmek zorunda da değiliz. Böyle bir eğitim anlayışı da yok. Bakmayın size böyle dayatıyor öğretmenleriniz. Böyle bir eğitim yok. Sen o kavramın ne anlama geldiğini kafanda tasarlaman yeterli. Biyon bu. Diğer kavramımız biosfer. Bakın atmosfer vardı. Atmosfer ha hava küre. E, litosfer vardı. Tt konularını hatırlayın. Litos. Orada toz var. Ha kayayı taşı kırıyorduk toza dönüşüyorduk. Cık. Taş küreyi ifade ediyordu. Hava küre. Taş küreyi koyduk. Hidrosfer. Hidro haşiki o suyu ça Ha bu su küreydi. Biyosfer bitkiden gelsin aklınıza. Biyolojiden gelsin. Canlıların olduğu, bütün bu hidrosferin, litosferin, atmosferin kesişiminin olduğu hepsinde canlıların yaşadığı yer biyosfer oluyor. Yani sana biri biyosferle alakalı biyosferin özelliklerinden biri değildir gibi sorduğu zaman canlılarla alakalı bir şey soruyor bize demek ki. Bunu da anladık. Bir diğeri ekosistem. Ha, ekosistem, ekolojik, çevre, eko, hani orayı çağır şu sistem çevremizdeki sistemi ifade ediyor. Çevrendeki bütün canlı ve cansız ne varsa bütün hepsinin oluşturduğu sistemdir bu da. Mantıken düşün. Bak ekosistem. Bir sistem var. Canlı ve cansız. Bütün her şeyin oluşturduğu sistemi ifade ediyor. Diyelim Adaptasyon, adapte olmak. Yani bir yere uyum sağlamak, değil mi? Ben mesela 3 senedir bu mağarada yaşıyorum. Böyle bir stüdyoda mağarada yaşıyorum. Biliyorsunuz bu mağara serüvenim sene 2024 Ocak'ta bitecek. Karavanı alıp gezerek coğrafya anlatmaya başlayacağız. O zaman farklı bir işe adapte olacağım. Ama şu an adapte olduğum şey ne benim adaptasyon yaşıyorum bir mağarada. 3 sene hayatımı buraya adamışım. Adapte olmuşum buraya. Uyum sağlamışım. Yarın öbür gün karavana da adapte olacağım. Eğer adaptasyon sağlayamazsak ne olur? Uyum sağlayamıyorlarsa göç etmek zorundalar. Eğer ki uyum sağlayamıyorlarsa ve göç edemiyorlarsa o zaman ölmek zorundalar. Sizler de adapte olmak zorundasınız bazı yaşam koşullarınıza. Bakın mesela Sınav çalışacaksınız bu sene. Full çalışıyorsunuz değil mi? Adapte olacaksın. O, o sene kendini adayacaksın ve adapte olacaksın. Eğer ki uyum sağlayamazsan o sisteme göç eder gidersin. Başka bir şeye gidersin. Başka bambaşka bir hayata gidersin. Göç etmek zorunda kalırsın. Eğer göç edecek bir durumun da yoksa ölüp gidersin işte. Ölüp gidersinden kastımız birilerin emri altında sanayide orada burada çalışmak zorunda kalabilirsin mesela. Diyelim adaptasyonu anlamışsınızdır. Biyoçeşitlilik, çeşitlilik. Canlı çeşitliliği. Bakın bu kavram çok önemli çünkü bütün bu konu bunun üzerinden dönecek. Biyo çeşitlilik. Bak biyo canlı çeşitliliği. Bir yerde canlıların çeşitli olmasını ifade ediyor. Bir yerde canlıların fazla olmasını ifade etmiyor. Mesela gittim İç Anadolu bölgesinde bir yere sadece Karaçam ormanları var orada. Karaçam ormanları. Şimdi o ormanlar biyo çeşitliliği sağlıyor mu? Hayır. Bakın sadece Karaçam var. Bir tane tür var canlı çeşitliliği fazladır diyemem. Ama bir gittim bir ormana, Akdeniz'e gittik diyelim az önceki gibi. Kızılçam var, makiler var, makinin türleri var, bir sürü endemik türleri var, bir sürü ağaç var, sedirler var, bir sürü ağaçla karşılaştım. E o zaman burada canlı çeşitliliği fazla olmuş oluyor. Biyoçeşitlilik kavramını anladık mı? Bir tane türden fazla olması biyoçeşitliliğin fazla olduğunu göstermiyor. Bunu unutmuyorsun. Bir diğer, habitat yaşam alanı demek. Canların yaşadığı yaşam alanı habitat. Bunun kodlamasını geçen videoda size bırakmıştım. Bazı yorumlar geldi ama böyle tam kafama oturmadı. Habitat yine size bırakıyorum. Bunun kodlamasını yapamam. Habitat dediğimizde yaşam alanı. Diyelim fauna ve Flora kavramı da teste çıkabilir karşımıza. Ne yapıyorsun? Fauna, flora. Fauna bir yerdeki hayvanların yaşamını söylüyor. Fauna, flora da bitkilerin yaşamı. Flora Herhalde izlediğiniz sizin e, çağınızın izlediği bir şey var orada. Ne o? Ya dizi söylüyordunuz. Ya unuttum şimdi onu. Neyse. Değişik böyle bir e, çizgi film söylüyordunuz. Flora orada geçiyormuş herhalde. Bitkilerle alakalı. Fauna benim aklıma da şeyden geliyor. Fanustan geliyor. Fanus'un İçerisinde hani balık yetiştiriyoruz. Hayvanlar, hayvanı çağrıştırıyor orada. Buraya kadar kavramlarımız kafanızda bir yer etti mi? Bakın mesela. Biyon, aa benziyon, benzer bitkiyor hayvanlar. çeşitlilik. canlıların çeşitli olması, adaptasyon, adapte olmak, uyum sağlamak. Buraya kadar tamam mıyız? Bak bunları ezberleme. kalkma. Sakın bunları yazıp, yazıp yazıp ezberleyin bunları cümle cümle. Hayır, Aklına ne kaldı? O yeterli senin için. Geçelim şimdi. Asıl üniversite sınavında bize sorulan kısma. Bakın buraya dikkatli dinliyorsun. Neden? Çünkü sınavda burada, bur buradan çıkıyor. O geo analizini yapacağız az sonra. 10 soru, ne 12 soru sadece şuradan çıkmış. Nedir bu? Biyoçeşitlilik değil mi konumuz? E o zaman bunu soracaklar sana. Biyoçeşitliliğin fazla olduğu alanlar nerelerdir? Biyoçeşitliliğin az olduğu alanlar nerelerdir? Ama bunu sorarken de harita üzerinden lorosen dağılış ilkesi üzerinden soracak. O yüzden bakın hemen haritamızı koyduk. Biyoçeşitlilik nerelerde fazladır? Bizim biyoçeşitliliğimizin fazla olduğu yerler dünya üzerinde Bakın şurada pembe ile gösterdiğim tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu alanlar. Ekvator çizgisini nasıl çiziyorduk? Ekvator çizgisini gelip şurada Afrika'yı buluyorduk. Afrika'nın altındaki çıkıntıdan geçecek şekilde çizdim. Ekvator çizgisini çizdim. E burası şurası Amazon havzası. Şurası Kongo havzası. Şurası Endonezya ve çevresi. E sen haritaları çalıştın ya. Haritaları çalıştığın için bunları biliyorsun. Eğer ki bak dünya haritalarını çalışmadıysan belki başı atlayarak geldin. Şimdi konunun içerisinde de söyleyeyim sana. Eğer ki dünya haritalarını çalışmadıysan şuraya kartı bırakıyorum. Dünya haritalarını çalışmadan benim dersimi izleme. İzleme. Çarpım tablosu bilmeden matematik yapabilir misin? İzleme. Devam ediyoruz şimdi. Şey, Amazonasız Kongresi Endonezya ve çevresinde bizim gür ormanlarımız var her taraf. Ekvatoral yağmur ormanlarıyla dolu. Gençler buradaki ormanlar devasa. Yani... Bitki örtüsü çok ciddi, 70-80 metreleri buluyor burada. Niye? Sıcaklık var burada, sonra göreceğiz etmenleri, biyoçeşitliliği etkilenen etmenleri. Sıcaklık var, yağmur var, her şey var. Biyoçeşitliliğin en fazla olduğu yer ekvator ve çevresi. İşte bize soru da geliyor. En fazla 5 tane soru sorulmuş bununla alakalı OGM materyalinde. Geliyor, bu bölgeyi işaretliyor. Diyor ki, yukarıda verilen haritada hangi yerde biyoçeşit fazladır ya da Tam tersi. Bakın şurada sarı renkle gördüğümüz yerler çöller. Sahra çölü. Mesela Arizona, Atakan vardı. Arizona kertenkelesi Atakan. Kalahari, Namib çölü. Bakın tam içeride Avustralya içerisinde Büyük Victoria Gibson çölleri. Kızıltakla kara atan Gobi çölleri. Bakın burada Arabistan, şurada Tar çölü. Çölün olduğu yerlerde biyoçeşitlilik de azdır. Sana o materyaldeki en fazla soru buydu biliyor musunuz? Çölü sormuş. Ben mesela bu sene böyle bir soru bekliyorum. Ya çölü soracak en az olduğu yerler haritada hangisidir diye. Ya da biyoçeşitli en fazla olduğu yer hangisidir diye bir soru soracak bize. Burayı anladık mı? Tamam. Demek ki tropikal yağmur ormanları bizim biyoçeşitliğin en fazla olduğu yerler. Bakın ekvator çevresi zaten. Burası ekvator ve çevresi. Bir diğeri. Delta ovaları, akarsuların az kesimleri. Mercan resitleri. Delta ovaları ne demek? Delta. Denizin kenarındaki D harfine benzeyen şekilde. Akarsular... Bütün alüyelleri, bütün her şeyi toplayıp akıp denizin kenarına getiriyorlar, biriktiriyorlar ya. E ne olacak? Orada bir çeşitlilik fazla olacak işte. Çünkü bir de oralar bataklık alanları aynı zamanda canlı çeşitliliğin yoğun olduğu yerler. Akarsuların Aynı zamanda burası delta ovaları aynı zamanda akarsuyun ağız kesimleri değil mi? Akarsuyun ağzı ne demek? Ağzından akarsunu boşalıyormuş gibi denize boşaldığı yer demek. Akarsuyun kaynağı ne demek? Çıktığı dağların tepe noktası. Dağların tepe noktasında canlı çeşitli fazla olur mu? Akış hızı çok fazla orada. Ama akarsuyun ağız kısmında denize yakın olan kısmında... Orada canlı çeşitliği fazla. Çünkü orası yavaşlıyor. Orada canlı çeşitliğimiz fazla oluyor. Anlaşık mı? Diyelim Mercan resiflerinin olduğu yerler. Mercan resifleri şurada büyük set resifi var. Bakın Avustralya'nın şu kısmında. Avustralya'nın bu kısmındaki büyük mercan resifleri dünyaca ünlüdür. Mercanlar ne demek? Denizin altında böyle canlı kalıntıları oluyor yani böyle renkli renkli çok güzel görüyoruz. Bunu bir sonraki dersimizde resmiyle göreceğiz. Hatta çok güzel bir resmini koymuştum ben buraya. Şimdi göstereyim size. Şunlar. Mercanlarımız bunlar. Bakın bunlar canlı çeşitliliği için çok zengin alanlar. Bakın görüyor musunuz? Bunlar e, ekvatorun yakın çevresinde oluyorlar. Çünkü bunlar da denizlerin sıcak olması gerekiyor. Mesela bizim ülkemizin kıyılarında mercanlar yok. Daha böyle sıcak denizlerde oluyor bu mercanlar. Gördük mü mercanları? Zaten bakın resimde bile ne kadar canlılar var orada. Burası canlıların yaşam alanları, evlerini oluşturuyor. Diğerleri onları yemeye geliyor derken mercan alanları en yoğun biyoçeşitliğin olduğu yerler. Gelelim baş kısmımıza. Devam edelim. Dağların denize bakan yamaçları biyoçeşitliğin bir diğer yoğun olduğu yerler. Nedir buralar? Niye dağların denize bakan yamaçları? Çünkü dağların denize bakan yamaçlarında nemli oluyor buralar. Daha iklim daha güzel oluyor. Böylece biyoçeşitlik de artıyor. İç kesimlerde bu biraz daha azalıyor. Anlaştık mı? Yani biri bize dünya haritası üzerinde dağların denize bakan taraflarını gösterdiğinde biyoçeşitliğin orada daha fazla olduğunu bileceksin. Bir diğeri bataklık alanları. Bu çok önemli. Bataklıklar çok değerlidir gençler. Zaten bunu Ramsar Sözleşmesi'nde göreceğiz. Ramsar Sözleşmesi bataklıklar koruma altındadır. Bataklıkları kurutmamamız gerekir. Sorular da çok çıkıyor bu. Bataklıkların kurutularak tarım alanına dönüştürülmesi. Çok güzel bir şeymiş gibi görünüyor. Hayır, çok kötüdür. Bataklıklar bir yaşam alanıdır. Bataklıklar bizim hayatımız için çok değerlidir. Suyun süzülmesini sağlıyor, su yeraltı su seviyesinin orada dengelenmesini sağlıyor, deniz su seviyesiyle karışmasını engelliyor, canlıların kara ek ekosistemiyle su ekosisteminin iç içe geçmiş olduğu bir yer olduğu için canlı çeşitliliği açısından çok zengin oluyor. Kara ekosistemi gelip orada yiyeceğini buluyor, su ekosistemi yaşam alanı oluşturuyor. Gençler bataklıklar çok değerlidir, çok değerlidir. Bu yüzden aynı zamanda canlı çeşitliliğini de iç içe geçtiği için çok zengin olduğu alanlardır. Bataklıkların kurutulması kötü bir şey. Yanlış arazi kullanımıdır. Çıkar karşınıza. Diğeri sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanları da bizim biyoçeşitliliğimizin zengin olduğu yerler. Neden? Sıcak su. Mesela buralar nereler? Sen tabi okyanus akıntılarını biliyorsun. E hocam mesela şurada hemen Oyashivo aşağıdan gelen Kuroşivo var. Nerede Japonya'nın çevresinde vardı bu? Şurada mesela Gulf Stream geliyordu. E burada soğuk suyla karşılaşıyor. Balık üretim alanları buralar. Dünyanın en büyük balık üretim alanları. Alaska sıcak su akıntısı vardı burada. Dünyanın en önemli balık üretim alanları buralar. Sıcak soğuk su akıntıların karşılaştığı alanlar buralar. Neden burada çok fazla? Şimdi buradaki canlılar, balıklar vesaire oksijeni sever. Soğuk sularda oksijen fazladır. Soğuk su akıntısı. Ama planktonlar balıkların yemleri sıcak sularda fazladır. E sıcak suyla soğuk su balıkları, balıklar soğukta yaşıyor yemleri sıcak suda. Karşılaşma alanları canlı çeşitliği açısından zengindir. Anlaşıldı mı? Çok güzel bir soru olmaz mıydı mesela şöyle çıksa ama sormazlar ki arkadaş. Böyle zor sormazlar ki. Gençler AYT sınavı çok basit bir sınavdır ha. Çok basit bir sınavdır söyleyeyim size. Hiç öyle TYT gibi zorlanmazsınız. Yorum sorulur size. Ah şöyle hakkını vererek, hakkını vererek bir ayete sınavı yapmazlar ki çalışanla, öğretenle, hem öğretenin fark ortaya çıksın hem de çalışanın farkı ortaya çıksın. Ah ah. Geldik şimdi buraya. Biyo çeşitliliğin dağılışını etkileyen etmenler. Yani şu, tabii bunları ezberlemiyorsunuz bak. Fiziki etmenler, biyolojik etmenler, paleo coğrafya sen oturuyorsun ben biliyorum seni, ben biliyorum. Oturuyorsun, hmm, fiziki etmenler, iklimler, şunu mi? Bunlarla bir işin yok. Yorum yapmayı öğreneceğiz seninle. Yani şu. Bütün bu tabloyu sen kendin yerleştireceksin zaten. E, evladım bak. Evladım. Sen şimdi insan faktörü dediğinde bunun biyolojik faktör olduğunu bilmiyor musun? Ya da canlılar. Ya da şurada sıcaklık. Biyolojik bir faktör olabilir mi? O fiziki bir faktör. Onların hangi grubun altına girdiğini sen mantıken bulacaksın zaten. Sadece şurada paleo coğrafyayı göstereceğim sana yeri geldiğinde. Onun kodlamasını yapacağız. Diğerleri Türkçe zaten bulabilirsin. Burada yapman gereken şudur senin. Mesela sıcaklık ve yağış büyü çeşitliliği nasıl etkiler? Bunu yorumlayabilmendir. Çünkü testi sana verir. Ekvator bölgesinde işte canlı çeşitliliği çok fazladır. İşte şundan şundan aşağıdakilerden hangisi ekvator bölgesinde canlı çeşitliliğin fazla olmasının nedenlerinden biri değildir. Sıcaklığın fazla olması, yağmurun fazla olması der. Şimdi bunların nasıl etkilediğini işte mantıken oturtman lazım. Bir, iklim. İklim sıcaklık ve yağmurlar olarak bizim biyoçeşitliğimizi etkiliyor. Yani sıcaklığın iyi olduğu ve yağışların fazla olduğu yerlerde çeşitlilik fazla olur. E düşünsenize şimdi canlılar yaşayacak orada sıcaklık var, yağmur var. E daha ne olsun? Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda muhabbeti. E o zaman ikisi de varsa çeşitlilik bu alanlarda fazla oluyor. E az önce görmedik mi biz? Ekvatoral yağmur ormanları. Ekvatoral, ekvator bölgesi. Her dönem sıcak. İklimde gördük bunu dünya haritalarında iklimde gördük. Her dönem yağmurlu. E her dönem sıcak. E burada o zaman biyoçeşitliğin fazla olmasının nedenlerinden biri de sıcaklık ve iklimler mi? Evet zaten burada da bakın ekvatoral bölgeyi koyduk. Ekvatoral bölgeye iklim çok etkili demek. Ve bakın çöller. Çöllerde sıcaklık çok yüksek ama su yok. Su yoksa olmuyor işte. Demek ki çöller bizim biyoçeşitliliğin en az olduğu alanlardan bir tanesi. Diğeri ışık. Işık da canlıların çeşitliliğini etkiler. Mesela ekvator bölgesinde şuradaki ormanlarda olduğu gibi şuradaki ormanlarımıza bakın. Şunları var ya buraya ben tek tek koydum ha. Şurada gördüğünüz şu bitkiyi tek tek getirip koyuyorsunuz bu kitaba. Şurada gördüğünüz şu bitkiyi buluyorsunuz tek tek getirip koyuyorsunuz. Ah var ya noktasına kadar emek var bu kitapta. Şimdi bakın şu bitki mesela Işığı çok seviyor. Işığı çok sevdiği için boyatmış ışığa ulaşmaya çalışmış. Ama şuradaki bitkiler ışığı o kadar çok sevmiyor. Bunlar da orman altı bitkilerini oluşturuyorlar. Işık da canlıların çeşitliliği için önemli gençler. Peki hocam rüzgarlar canlıların dağılışını nasıl da etkiler? Mantıken düşünelim. Rüzgarlar. Çok şiddetli rüzgarların estiği yerleri bir düşünsenize. Ya da çok soğuk rüzgarların estiği bir yeri. Canlılar orada biraz daha az olur değil mi? Ya da sıcak rüzgarların estiği yerlerde canlılar artış gösterebilir. Bu şekilde bir etki gösteriyor bizim rüzgarlarımızda. Tamam. Aynı zamanda Rüzgarlar bizim tohumların taşınmasını da sağlıyor ve bu da canlıların başka bir yerden başka bir yere gitmelerini, oralarda da çoğalmalarını sağlıyor. Aslında olumlu yönleri de var mı? Var. Böyle yorumlayacaksın işte. Bu kadar. Ezberleme bu rüzgarları. Testi çıktığında ha, şöyle yaparsan böyle yorum olur diyeceksin. Yorumlamayı öğreniyoruz bakın. Hep yorum yapıyoruz. Diyelim. Yeryüzü şekilleri nasıl etkiler? Düşünüyorum şimdi ben. Anlatacağım ya şimdi sana konuyu. Acaba Yüzey şekilleri nasıl etkileyebilir? Düşünüyorum e, ben de bilmiyorum ezberem. Ha yeryüzü şekli diyor. Dağlık ve engebeli bir arazi. Gençler dağlık arazilerde canlılar daha fazladır. Böyle bir soru da çıkabilir karşına. Düz bir arazi verir ya da dağlık bir arazi verir. Hangisinde canlılar daha çeşitlidir, fazladır? Düz arazide değildir. Neden? Düz araz arazide iklim değişiyor mu? Değişmiyor. Dağlık arazide aşağıdaki iklim farklı, üstündeki iklim farklı, üstündeki iklim farklılaşıyor. Çünkü iklimin farklılaşmasının nedeni her 100 metrede 0.5 derece sıcaklığın azalması. Her 100 metrede 0.5 derece sıcaklık azaldığı için buradaki canlılar da değişiyor. Bakın mesela şurada. Aşağıda geniş yapraklı ağaçlarımız var. Neden? Çünkü burada sıcaklık var. Ama sıcaklık düşmeye başladığında bunlar çam ağaçlarıyla beraber karışıyorlar. Daha da yukarı çıkıyor. İğne yaprak artık sıcaklık iyice düşüyor. Artık orada geniş yapraklı ağaçlar yaşayamıyor. İğne yapraklı ağaçlar. Ve en üstte, en üstte de çayırlar oluyor. Artık ağaç da yaşayamıyor, çayırlar oluyor. Bakın bir sürü bitki çeşitliliği oldu mu? Oldu. Bunun nedeni ne? Her 100 metrede sıcaklığın 0.5 derece düşmüş olması. Anlaştık mı buraya kadar? Tamam. Demek ki yükselti bizim biyoçeşitliğimizi etkiliyor mu? Peki düz yer olsaydı ne olacaktı? Düz yerin başında da geniş yapraklı ağaçlar var diyelim sonunda da geniş yapraklı ağaç olacak. Değişen bir şey olmayacak. Bunu da öğrendiğimize göre gelelim. Mesela engebeli arazileri söyledik nasıl olduğunu. Engebeli arazilerde sürekli bir değişim olur. Bakıya gelelim. Bakı, bakı hmm, güneşe bakmak. Güneşe bakan taraf, güneşe bakmayan taraf. Bu nasıl bir etki gösterir? Şuraya bakar mısınız? birebir görünmüyor mu? Güneşe bakan taraf bak zaten güneş vurmuş buraya. Güneş vurmuş burayı ısıtmış. Güneşe bakan taraf bakısı burası bu, bu arazinin. Bakı etkisinde bakın güneş buraya vurduğu için karları eritmiş. Burada bitkilerin gelişmesini sağlamış ve burada canlı çeşitliği fazla olmuş. Ama güneş şuraya dağların arasında vadilerin arasında kaldığı için vuramıyor belli ki. Karları eriyememiş. Bakın orada bitki de yok görüyor musunuz? Canlı çeşitliliğini Bakı nasıl etkiliyormuş? Güneşe bakan taraf diyoruz. Bu şekilde etkiliyor. Türkiye'de bakı güney cephelerdir. Unutmuyoruz. Tamam. Dağların uzanışı da bizim biyoçeşitliliğimizi etkiliyor. Mesela dağların uzanışına gelelim. Şurada bakın dağların uzanışı kuzey güney doğu batı doğrultuda uzanıyor. Şuradan canlı çeşitleri fazla oluyor ve arka tarafa nem giremiyor. İç kesimlere nem giremediği için dağların uzanışı canlı çeşitliliğini etkiledi mi? Evet. Ama şurada Ege kesimine bakın. Dağlar şu şekilde yine doğu batı uzanıyor. Ama aralarında grabenlerimiz var. Buradan bitkiler iklim, nem içeri giriş yapabiliyor. İşte bu da biyoçeşitliliğin içerileri kadar sokulmasına neden olabiliyor. Evet. Dağların uzanışı da canlı çeşitliliğini Etkiliyor. Topraklar canlı çeşitliğine etkiler mi? Her bitki her toprakta yetişmiyor. Bazı bitkiler bazı topraklarda yetişirken kimileri kumlu toprak istiyor gibi. O yüzden topraklar da canlı çeşitliği üzerinde etkili. Gelelim şimdi biyolojik faktörlere. İnsan faktörü. İnsanlar nasıl etkiliyor? Biz biraz daha kötü anlamda etkiliyoruz. Yok etme noktasında biyoçeşitliliği çeşitliliği kötü anlamda etkiliyoruz. Hayvanlar biyoçeşitliliği çeşitliliği etkiler mi? Evet etkiliyor. Bazı mesela ardıç kuşları... Ardıçın tohumunu yiyorlar. Tohumunu yedikten sonra dışkı olarak attıklarında ardıç ağacı deniyor hatta ona. Ardıç denmesi nedir? Ardıç kuşlarında o tohumunu dışkı olarak attıklarında ancak o ağaç yetişebiliyor. O yüzden ardıç ağacı deniyor mesela. Bak canlıların etkisi bir çeşitlik üzerinde. Diğer canlılar tabi arılar vesaire polenlerin taşınmasını sağlıyor. Yine etkili. Gelelim. Sorunun gelme ihtimali olan etkilerden bir tanesi paleo coğrafya. Yabancı bir kavram olduğu için Ogema Materyali'ndeki sorularda da iki tane bununla, üç tane bununla alakalı soru sormuşlar. Gelme ihtimali olabilir. Yani paleo coğrafya kelimesini bilmen lazım. Ne demek paleo coğrafya? Paleo eski demek. Eski coğrafi şartlar anlamına geliyor. Bunun aklına gelmesi için şöyle ben düşündüm bunu kodlayamamıştık ama bugün düşünürken konuyu anlatmadan önce Paleo dedim bunu kodlayalım önemli çünkü OGM'de çok soru var. Paleo bal bal benim aklıma geldi. Paleo Paleo diyeceğiz biz buna. Paleo değil Bale bal. Ah o eski ballar. Ah. ah o eski ballar. Ben bal hastasıyım bu arada. Gerçekten çok seviyorum balı. Orijinal bal bulamıyorum. Ah o eski ballar. Ah ah. Orijinal bal bulamıyorum. Sivas'ta bir bulmuştum. Geven balığı vesaire vardı orada. Çok güzeldi. Ah o Sivas'a bir daha gidip ballardan almakla eski ballar. Bale o coğrafya eski coğrafya. Ne demek hocam eski coğrafya? Yani şu demek. Geldim şimdi orayı kafamıza koyduk. Kıtaların kayması. Kıtaların kayması derken Gençler bizim kıtalarımıza bakar mısınız? Geçmişte Pangea dediğimiz tek bir kıta halindeydi. Sonradan milyonlarca yıl geçti, milyonlarca yıl geçti. Kıtalar birbirinden ayrılmaya başladı ve bugünkü görünümünü kazandı. Bakın şu kıtanın şurasıyla bakın Afrika'nın burası bir puzzle'ın parçası gibi birleşiyor mu? Birleşiyor. İnsanlar bir bakmışlar bilim adamları. Buradaki canlının kalıntılarıyla Afrika'daki canlıların kalıntıları birbirine uyuyor. Aynı canlı türü yaşamış ve yaşları da aynı. Yani bu fosillere bakarak demişler ki ya buralar geçmişte bitişikti. Peki o canlıların oradan birbirinden ayrılmış olmaları, oradaki iklimlerin değişmiş olmaları bütün bunları canlı çeşitliliğinin etkilemedi mi? Etkiledi. İşte kıtaların kayması canlı çeşitliliğini etkiledi. Ve bu paleo coğrafya, eski coğrafyayla alakalı bir etkileşim. Peki kıtaların kayması, geçmişteki iklimlerin değişmesi, eskideki coğrafyanın değişmesi, iklimlerin değişmesi canlıları etkilemiyor mu? Etkiliyor. Geçmiş jeolojik zamanlarda yaşayan canlıların birçoğu şu an yaşamıyor. Ya da geçmiş jeolojik zamanlardan günümüze kalmış olan canlılar da var. Relikt, endemik kavramlarını kullanıyorduk bunlar için. Mesela kayın ağaçları, gençler relikt, kalıntı. Relikt, kt, kalıntı bitkidir. Kayın ağaçları Karadeniz'de yetişir. Zaten kayın diyor, Karadeniz bak. Kayın ağaçları Karadeniz'in bitki örtüsüne uygundur. Ama Hatay'a gidiyoruz, en güneye. Hatay'da da görüyoruz kayın ağacı. Orada bir, bir bölgede kalmışlar. Niye? Çünkü geçmiş jeolojik zamanlarda kutuplardan gelen soğuk dönemlerde, kutuplardan gelen soğuk iklimler kayın ağaçlarının güneye, güneye, güneye kaymasına neden olmuş. Türkiye'ye de gelmiş bu soğuk, soğuklar ve Hatay'a kadar gitmesine neden olmuş. Daha sonra bu soğuk buzul döneminden kurtulunca Türkiye tekrardan buzullar eriyince Hatay'da orada kendine bir iklim bulmuş. Orada kalmış. Kayın ağaçları orada kalmış işte. Bakın kalıntı bir bitkidir. Relikt. Yani geçmişteki iklim değişiklikleri canlı çeşitli üzerinde etkili oluyor mu? Evet. Şu ana kadar ne öğrendik hocam? Böyle anlattınız, anlattınız, anlattınız. Evladım hiçbir şeyi ezberlemeyeceksin. Yorum yapmayı öğreneceksin. Bunları da ezberlemeyeceksin. Paleo coğrafya, baleo bal, eski ballara. O eski. Ha bu eskiyle, kıtaların kaymasıyla diyeceksin. Biyom diyeceksin. Benziyom diyeceksin. Bu kadar kadar. Ezberleme. Evet geldik şimdi biyomlara. Biyomlar benzer bitkilerin ve hayvanların yaşadığı alanlar. Şimdi bunları öğreneceğiz seninle beraber. Benzer bitkiler ve hayvanların yaşadığı yerlere bakmışlar dünya üzerinde. Ve bunları belirli bir kriterlere göre ayırmışlar. Ve şuradaki biyomlarımız karşımıza çıkmış. Mesela tropikal yağmur ormanları biyomu. İğne yapraklı ormanlar biyomu. Bir şey dikkatini çekti mi? Bunlar iklimlerle aynı dağılışa sahipler. Başlayalım mı? Tropikal Yağmur ormanları biyomundan. Tropikal yağmur ormanları biyomu bizim ekvatoral iklimi öğrendik ya dünya haritalarında. Hani sen dünya haritalarını işledin geldin ya buraya. Bak görüyor musun kaç defa karşına çıktı dünya haritaları daha ilk konudan. Dünya haritalarını bilmeden nasıl ilerleyeceğiz? Benim öğrencim, güzel öğrencim sen biliyorsun ama dünya haritalarını. Ekvatoral iklimini öğretmiştim sana orada. Neydi? Ekvator çizgisinin olduğu yerde. Bak Amazon, Kongo Havzası, Endonezya, Malezya ve çevresi. İşte buralar ekvatoral yağmur ormanlarının olduğu bölgeler. Burada her mevsim yağmurlu. Burayı gördüğünde şöyle bir resim gelecek aklına. Görüyor musun resmi? Şuraya bak gözünü aç. Bazı şeyleri görsel olarak öğrenmek lazım. Mesela ekvatoral yağmur ormanları, tropikal yağmur ormanları denildiğinde şu resim görünecek. Bu resme bak her taraf bitki, her taraf orman. Devasa değil mi? İşte tropikal yağmur ormanları böyle biyoçeşitliğin çok zengin olduğu yerler. Burada sürekli sıcak, sürekli yağmur var. Büyük için en fazla olduğu yer burası. Yıl boyunca büyüyen geniş yaprak, geniş yapraklı ağaçlar var burada, tamam? Peki bunların hayvanlarını bize sorarlar mı? Öğrenelim mi hocam? Bununla alakalı o gemi materyalde bir sorumuz var. Çıkmış sorularımızda hayvanlarla alakalı bir sorumuz yok. Ama o gemi materyalde bir tane, iki tane soru, iki tane soru çıkmış karşımıza. Ama bunu sorarlar mı? Çok mu zor sormuşlar? Hayır. Gitmiş şempanzeyi, işte ne bileyim orangutanı, kuşları falan vermiş hangisinde olabilir demiş. Ya da bütün biyomun özelliklerini koymuş. 2-3 tane altına hayvanlarını da koymuş. Yani sen genel olarak bilsen yeterli bu hayvanların nedir? Mesela ya ekvatoral yağmur ormanları, o, o ormanların olduğu yerde az önce resmini gördük. Ne yaşayabilir? Orangutan olabilir değil mi? E, orman var, goriller, ağaçlardan gidecekleri bu orangutanlar falan. Puma, leopar, şempanze, yılan, kaplan... Zaten bak kaplan, kaplanı unutma. Kaplanlar burada. Buna ezberleme ama bunu belgesellerden aklına getirmeye çalış. Tamam? Geldik diğerine savan biyonuna. Biz buna iklimleri öğrenirken ne demiştik? Savan demek yok. Saman biyomu diyorduk. Saman, sarı otların olduğu biyom diyorduk. Ekvator'un bir altında ve bir üstünde oluyordu. Resim olarak da böyle bir resim gelecek aklına. Saman, bak sarı otlar sarı otların olduğu yer değil mi? Samanlar, sarı otların olduğu yerler. Kodlamasını da hatırlattım sana. Yeniden kodlamıyorum iklimlerde öğrenmiştik. Şimdi bu bölgeyle alakalı iklim olarak biz biliyoruz özelliklerini zaten. Batorun bir altı ve bir üstünde. Kışın bunlar sararıyordu, yazın yeşeriyordu. Güneş çünkü bir kuzeyden geliyordu, bir güneyden geliyordu. Sıcaklık burada yıl boyunca yüksek. E, az önceki iklimi bir düşünürsen, belgesellerin çekildiği yerler diyorduk buralar ve arazide akasya dediğimiz orada tek bir ağaç var resimde. Akasya dediğimiz ağaç türleri var. Aslında şuraya güzel bir akasya koyulabilirmiş. ve bu bir bir sonraki yenilerse eğer koyarız oraya. Hayvanları? Evet, savan av belgesellerin çekildiği yerdeki hayvanları koyuyoruz. Tamam? Bak bu kadar üzerinde durmuyorum. Savan ikliminin nasıl oluştuğunu göstermiyorum. Neden? Çünkü biz bunu iklimde görmüştük. Geçiyoruz. Aslında biz bunları biliyoruz. Şunların hepsini biliyor benim öğrencim. Saban ikliminin dağılış yerini biliyor şu an benim öğrencim. Geliyor ekvatorun dağılış yerini biliyor benim öğrencim. Geldik çöl biyomuna çölleri ısrarla tek bir video halinde bile öğrenmiştik zaten yerlerini. Gençler çöllerle alakalı çok soru çıkıyor. Çok. 6 tane OGM materyalde soru çıkmış çöllerle alakalı. Üniversite sınavında da çok soruldu çöller. Çöllerin yeri bu sene ben bekliyorum artık çöllerle bağlantılı bir sorunun çıkmasını. Dikkatli bak Neydi bizim Arizona Atakan, Arizona Kertenkelesi Atakan namı kalıyordu aklımızda. Büyük Victoria Gibson, Sahra Çölü, Arabistan, Tar Çölü tekrar olsun diye yapıyorum. Kızıl Kara taklı Atan Gobi Çölümüz vardı. Buranın özelliği ne biliyor musunuz? Yıllık 250 milimetrenin altında yağışın olduğu yerlerdir. Ünivers genelde bilgi 250 milimetrenin altında olan yerlere çöl diyoruz ama üniversite sınavında 200 milimetrenin altında kavramını da kullanmış. Bunu da unutma. Geldik mi buraya? Buradaki bitkiler nasıl? Dikenli ve su tutulabilen bitkilerimiz var çöllerde. E ne olur çöller? Dikenli ve su tutulabilen bitkiler. Çöllerin nasıl oluştuğunu, dönenceler, orta kuşak, karasal çöl, sıcak çöl bunları çöller kısmında öğrenmiştik. E çöllerde ne olacak? Akrep, yılan, akbabayı unutma burada, deve, örümcek, çöl tilkisi bunları zaten belgesellerden oradan buradan aklına gelir. Ama şurada akbabayı unutma, akbabalar çöllerde devimiz de bayağı da şekildir bir deveymiş. Geldik çalı biyomuna. Yani Akdeniz ikliminin olduğu biyoma. Gençler Akdeniz ikliminin dağılışını biliyoruz. Nasıl yapıyorduk bunu kodlamasını öğrenmiştik? Akdeniz'i buluyorduk. Akdeniz'den karşıya bir çizgi çizip burayı işaretliyorduk. Afrika'nın en kuzeyinden en güneyine gelip en uç kesimleri işaretliyorduk. Buradan bir çizgi çizip yine kıyıyı işaretliyorduk. İşte biz Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde çalı biyomuna rastlıyoruz. Nasıl idi kodlamamız? Hemen kendime şöyle. Karsik, Akdeniz Kızılçam Maki, Çalı Kış Cephe. Karsik, Akdeniz Kızılçam Maki, Çalı Kış Cephe. İşte Akdeniz ikliminin olduğu yerde ne var? Çalı biyomumuz var. Bizim ülkemizde çalı biyomu görülür mü? Görülür. O materyaldeki soruların bir tanesinde de bunu sormuş. Çok dikkatimi çekti. Güzel bir soruydu. Çıkar mı? Çıkar. Ülkemizde hangi biyom görülmez? Az önce gördüğümüz savan biyomu. Var mı ülkemizde ekvatorun bir altı ve bir üstünde A savan, belgiselerin çekildiği yer? Yok. E yağmur ormanları biyomu var mı ülkemizde? Yok. Çalı mu? var mı ülkemizde? Var. Çalı Akdeniz iklimi var. Akdeniz iklimini öğrendik ve burada Karsik Akdeniz Kızılçam Maki Çalı Kış Makiler ve Çalılardır bunlar. Tamam. hayvanları Akdeniz'de ne var? Tavşan, kurt, tilki, çakal, yaban koyunu, yabani keçi. Hep bizim bildiğimiz hayvanlar bunlar. Akdeniz'deki hayvanları böyle çıkartabilirsin. Orada öğrenmen gereken bir şey yok. Diğeri yaprak döken ormanlar mu? Aslında bu ne biliyor musunuz? Ilıman okyanusal iklimimiz var diye bizim. Ilıman okyanusal iklimde yapraklarını döküyordu. İşte ilıman okyanusal iklimin bulunduğu bölgelerde bulacağız biz bunları. Nasılydı? Ilıman okyanusal iklimi öğrenmiştik. Gulf Stream sıcak su akısı buradan geliyordu. Avrupa'ya ve Amerika'nın doğu doğu kesimlerini yapıyordu. Şurada Alaska'nın olduğu yerlerde, şurada Brezilya, şurada yine bizim Mozambik ve şurada Doğu Avustralya. Kroşio sıcak su akıntısının olduğu yerde de yine şurada bitki olarak oluşturuyor ılıman yaprak döken ormanları. Tamam. Bunlar bizim ılıman okyanusal iklimimiz. Yani yaprak döken ormanlar biyomu. Yani Karadeniz'deki ormanlar bunlar. Karadeniz'deki ormanlar yıl boyu nemli ve yağışlı değil mi? Ve bunlar mevsime göre yapraklarını döküyorlar. Karadeniz iklimini aklına getirdiğince rahatlıkla yapabilirsin. Geldik. Karadeniz'de hangi hayvanlar olur? Köstebek, geyik, karaca, sincap, ayı. Bunları ezberleme. Karadeniz'de, Akdeniz'de hangisi olabilir diye çıkartacağız sorulardan. Geldik iğne yapraklı ormanlar biyomumuza. Taylara biniyorduk. Taylara, tayga ormanlarına gideceğiz. Taylara binip tundura tam kundura kıtanın bittiği yere gidecektik. Kıtanın bittiği yerin bir altında iğne yapraklı ormanlarımız var. Yani biz bunlara ne diyorduk? Tayga. Taylarımızı bağlıyorduk oraya. Tayga ormanlarımız var burada. Tayga ormanlarını unutma. Buna Kanada kısmında boreal de denilebiliyor. Öyle bir dursun aklında ne olur ne olmaz. Bunlar yıl boyunca yeşildir. E çam ağacı bunlar. Bakın şimdi en güzel örneğini göstereyim size. Şimdi ekvator kısmında da bizim ormanlarımız var. Burada tayga ormanlarının olduğu bölgede full baştan başa ormandır. Her taraf orman. Ama buradaki tayga ormanları çam ağaçlarıdır. Büyü çeşitlilik zengin midir orada? Büyü çeşitlilik, canlı çeşitliliği Cık, zengin değildir. Bir iki tür var orada. Ama her taraf orman. Büyük çeşitli zengin Ama ekvatorda büyük çeşitlilik zengindir. Tamam. Orada orada sıcaklar düşük. Hayvan olarak ne var? Kurt, vaşaklar. Vaşakları unutma. Karibu, bozayı, samur. İki tane vaşak koymuşuz. Şurada bir hata olmuş bunu. Düzeltin kitapta. Geldik. Dağ biyomlarımıza. Dağları öğrenmiştik seninle. Kayalık dağları, Himalaya dağları. Böyle dağların olduğu yerlerde... Mesela şurada Ant dağlarının olduğu yer... Himalaya dağlarının olduğu yerlerde bizim dağ çayırlarımız var. Şuranın altını çiz. Dağ çayırları ve burada aynı zamanda iğne yapraklı ormanlarımız da var. İğne yapraklı orman, ormanların yetişemediği bir üst sınırda çayırlar başlıyordu. O yüzden dağların tepelerinde de çayırlarımız başlıyor bizim. Hayvan olarak ne vardır dağların tepesinde? Bizim dağların tepesini düşünün. Dağ keçisi, kartallar, kartavşanı, Tibet öküzü. Tibet öküzü şöyle bir resmini koyayım şuraya. Bakın. Şu Himalaya dağlarının bulunduğu yerde Tibet var. Oradan alıyor ismini. Tibet öküzü. Bu belki sorulursa farklılık. Tibet öküzü nerededir? Bu belki bunu bilmen gerekiyor. Diğer hayvanları çıkarırsın. Geldik ılıman çayırlar biyomuna. Bizim çöllerin etrafında ne vardı? Ilıman. Daha böyle ılıman karasal iklime geçtiğimiz yerler vardı yani. Sert karasal iklimimiz vardı. Az önce gördüğümüz tayga ormanlarıydı. Bir de ılıman karasal iklimimiz. Ilıman karasal iklimimiz çöllerin yakın çevresinde bulunan karaların içine daha yeni girdiğimiz yerler. Bizim Türkiye'de de yeni girdiğimiz yer gibi düşünün. Bakın ılıman çayırlar mu burada. Ne bunlar? Nerede? Bozkır alanlarını oluşturuyor. Bunlar. Bizim Türkiye'nin içine yeni girdiğimizde bozkır alanları yok mu? Ilıman çayırlar mu bozkır alanları. Burada hayvan olarak Türkiye'deki tabii ki iç kısmı düşünmeyin burada. Diğer taraftaki ılıman çayırları düşüneceğiz. Bizonlar şu biz ona bakın. Biz bunları görmedik. Biz onları hiç görmedik ki. Onlar Amerika'dalar. Biz onları hiç görmedik. Biz onları hiç gör... Biz on... Biz onları... Biz onları hiç görmedik. Ki. Evet, biz onlar Amerika tarafından Lamalar. Bunu kodlayamamıştık biz. Lama. Lama hangi... Ha Lamayı sorabilir bize çünkü testlerde. Lama hangisine girer diye. Ilıman. Il Çayırlar ıllaman ıllaman demiş bir tane kodlamada öğrencilerden bir tanesi. Çok hoşuma gitti. Aklım oradan kalmış. Bakın ıllaman çayırlar lamayı çağrıştırıyor. ıllaman çayırlar. Lama, bufa, bufalolar burada yine. Ceylan, tavşan, kanguru varmış. Ama burada önemli olan bufalo, lama, bizonlar. Bunları da Amerika'ya aklımıza getirdik. Geldik tundra biyomuna. Tundra kavramını OGM materyalde çok ısrarla soruyorlar. Bunu geçen sene aynı böyle söylemiştik. Çıkacak karşımıza demiştik. Geçen sene TET'de sordular. Bu sene de gelsinler o zaman burada sorsunlar. ÖSYM sever böyle şeyleri. Geldik. Tundra, kundramızın battığı yerler. Kıtanın tam bittiği yerleri işaretliyorsun likenler ve yosunlar var. Şuranın altını çiz. Yosun ve likenler. Neden? Çünkü kıtanın bittiği yerde 9 ay donmuş haldeydi toprak. 3 ay hafiften çözününce ancak yosunlar, likenler yaşayabiliyordu. orada. İklimden biz zaten bunu biliyoruz. Ve buralar yılın 3 ayı bataklıklara dönüşüyor. Canlı çeşitliliği burada fazla mıdır? Hayır. Hayvan olarak neyimiz var burada? Kutup tilkisi, rengeyi, mis göküzü, karibu kelimesi çok önemli. Karibu çıkarsa karşımıza. kar bu Karibu. Karibu. Kar-bu diyoruz orada. Kari demiyoruz. Tamam. Kar. Kar-bu. Kar. Karlı yerler değil mi buralar? Karibu. Nerede yaşıyormuş bakın. Karlı yerlerin olduğu yerler buralar. Kar -bu gi, Karibularımız. Kutup biyomumuz nerede? Kutup biyomumuz da bizim Grönland'ın iç kesiminde ve şurada Antarktika var aşağıda. Haritalarda genelde göstermiyoruz bunları. Antarktika ve Grönland'ın iç kesimlerinde. Grönland'ın Şurada kıyı kesiminde tundra biyomu vardı. Bu da aklında bulunsun. İç kesimlerinde kutup biyomu var. Kutup ayısı, penguen, fok bunlar da kutup biyomunda. Şu noktayı unutma. Bitki örtüsünün olmadığı biyom hangisidir? Kutup biyomunda bitki örtüsü yok. Çöllerde var. Ama kutup biyomunda bitki örtüsü yok. Tundra'da var. Mesela kutup biyomu ülkemizde görülür mü? Hayır. Tundra biyomu ülkemizde görülür mü? Hayır. Ilıman çayırlar biyomu ülkemizde görülebilir. Bozkır alanlarını oluşturuyor çünkü. Dağ biyomu ülkemizde görülebilir. Dağlık bir sahayız. Geldik artık konunun sonuna doğru geliyoruz. ÖSYM OGM analizine geçeceğiz. Diyelim tatlı su biyomları ve tuzlu su biyomları. Tatlı su biyomu dediğimiz yerine bizim? Bakın tatlı su gölleri var. Altını çiz kitabında. Diğeri akarsular. Bunlar tatlı değil mi? Ve bataklıklar. Bataklıklar da tatlıdır. Unutma bataklıklar canlı çeşitliği için çok zengindir. Göller neden tatlı tuzlu oluyordu? Gölün gideyeni varsa, gölden bir akarsu çıkıyorsa o tatlıydı. Ama gölün gideyeni yoksa o tuzluydu. Tatlı sular, tuzlu göl sularına göre daha canlı çeşitliliğin daha fazla olduğu alanlardır. Tatlı sularda neler var? Bakın balıklarımız Su yılanlarımız, küçük küçük kurbağacıklarımız var, solucanlarımız var. Tuzlu su biyomlarımız, denizlerimiz, okyanuslarımız, tuzlu göller olabilir bunlar. Buralarda önemli olan planktonlar ve yosunlar. Denizlerde gençler böyle canlı olarak, bitki olarak yosunlar var. Yosunların olduğu yerler diğer canlıların da yaşam alanını oluşturuyor. Orada canlı çeşitliği zengin. Planktonlarda ne biliyor musunuz? Sünger Bob'u izliyor musunuz? Sünger Bob'da o formülü çalmaya çalışan yeşil küçük bir şey var tek gözlü. İşte o plankton canlıların yem olarak düşünün bunu. Balıkların yemleri gibi küçük canlılar, küçük deniz canlıları planktonlar. Yem olarak düşünün. Bu da bölgede bir çeşitin artmasına neden oluyor. Hayvan olarak yunus balıkları. Aslında yunus balina değil yunus koyacaktım buraya da siz bana bakıp görebilirsiniz diye koymayayım dedim. Yunus yengeçler çeşitli deniz türleri var burada. Şunu unutmayın. Şunu unutmayın. Tabi buna yine değineceğiz. Üniversite sınavında çıktı bu. Denizlerde canlı çeşitliliği 200 metreden sonra azalıyor. Çünkü denizlere güneş ışınları 200 metreye kadar ulaşabiliyor. 200 metre'nin altına güneş ışınları ulaşamıyor. Bu yüzden 200 metreye kadar olduğu için güneş ışınları burada olduğu için üretim de burada oluyor. Canlılar da en fazla burada yaşıyorlar. 200 metre'nin altına gittiğimizde canlı çeşitliliği azalıyor. Biyomların genel olarak dağılışı burada. Bunlar da bizim zaten iklimlerimizle bağlantılı konular. İklimleri sen biliyorsun. İklimleri haritaları öğrenmek neden önemli? İşte bu yüzden. Konumuzu bitiriyoruz. Şu bitirmeden önce şu kısmı göstereceğim size. Sonra ÖSYM analizine ve OGM analizine geçeceğiz. Ama şu kısım, şu küçük kısım, yıldız attığım kısım sözeller için ayrılmış kısımdır. Yani bunu eşit ağırlıkların şu kısmı öğrenmesine gerek yok bu sözellerin kısmıdır. Eşit ağırlıklar bu kısmı anlatımımı hemen geçip ÖSYM sorularına geçebilirler. Ama zaten kısa sürecek dinleyebilirsiniz. Gençler sözlere sesleniyorum buradan. Ekosistemin unsurları karşımıza çıkma ihtimali bence düşük olan bir konudur. Sadece sözlere ait bir konu. Burada organik e materyallerinde şunu görüyoruz. Ekosistemin özellikleriyle alakalı sorular gelebiliyor karşımıza. Nedir hocam bu ekosistem? Ekosistem canlı ve cansız bütün varlıkların bulunduğu sistem de değil mi? İşte canlı ve cansız varlıklar diyoruz ya. Ne bu canlı ve cansız varlıklar? Bunun ayrımını mantıken yapman lazım. Mesela bakın canlı unsurlar cansız unsurlar. Canlı bitki, hayvan, ayrıştırıcılar canlı. Bak ayrıştırıcıyı unutma. Ayrıştırıcılar canlı. E bunu zaten sen mantıken düşünemez misin? Canlılar, hayvanlar canlı. Tamam. Cansız unsurlar var bir de. Bir de bunları fiziksel ve kimyasal olarak ayırıyoruz. Bunları ezberleme. Ben de ezbere bilmiyorum bu arada. Ne? Ama bana sorsan rüzgar hangisidir? Rüzgar derim ki cansıza girer derim. Fiziki mi kimyasala mı girer derim. Rüzgarı herhangi bir canlı vesaire oluşturuyor mu? Kimyasal bir şey. Hayır fiziki bir şey. Ha fiziki derim. Fiziki cansız unsur rüzgar. Burada kimyasal kısmını da canlıların oluşturduğu ve canlıların oluşturmadığı olarak ikiye ayırıyoruz. Yani organik, inorganik. Bakın yağları canlılar oluşturuyor. Proteinleri, vitaminleri ama suyu canlılar oluşturmuyor gibi. Tamam. dioksit, oksijen doğada var olanlar bunlar inorganik. Anlaştık mı? Buraya kadar tamam. Gelelim sorunun çıkacağı yere. Ekosistem. Ekosistemin özellikleri karşımıza çıkma ihtimali var. Mesela ekosistemler ve canlı ve cansız varlıklardan oluşur. E zaten sistemi canlı ve cansız varlıklar oluşturmuyor mu? Tamam. Diğeri, diğer ekosistemlerle iç içedir. Yani şöyle, ekosistemi ayırdık burası, diğeriyle ayrı bir yer değil. Bütün her şey birbiriyle iç içedir. Hepsi birbirini etkileyebilir. Tamam. Diğeri, zamanla değişime uğrayabilirler. Tabii ki ekosistemden bir şeyi çıkarırsın. Bir tane ne bileyim kurt koyarsın ekosisteme. Kurt bütün oradaki tavşanları yer. Bu sefer ekosistemde değişimler yaşanmaya başlar. Yani Zamanla değişime uğrarlar. Ekosistemlerin enerji kaynağı güneştir. Biz bütün canlılar enerji nereden geliyor bize? Güneşten geliyor. Ekosistemler birbiriyle ilişki içerisindedir. Yani ekosistemler sürekli birbiriyle etkileşim kurarlar. İç içelerdir ve aynı zamanda ilişki içerisindelerdir. Tamam. Evet konumuzu bitirdik. Gelelim şimdi en önemli kısma. Bu anlatımların en fazla fark yaratacağı kısma. ÖSYM sorularına ve OGM soru analizlerine. Geldik ÖSYM analiz kısmına. Sayfa 19'u açıyorsunuz. Buradaki analizimizi yapacağız ama yapmadan önce bu konuyla alakalı ÖSYM geçmiş yıllarda ne sormuş? Mesela 2000 kaç bu? 2018'de. 2018'de ne sormuş? Soruyu size gösteremiyorum ama buradan bir nevi göstermiş gibi olacağım size. Dünya haritamızı vermiş. Dünya haritamız üzerinde biyoçeşitliliğe insan faaliyetleri nerede etkili fazla etkili olur nerede daha az etkili olur diye sormuş. Yani şöyle dünya haritasını göstermiş bize. Demiş ki hangisinde insanlar biyoçeşitliliği daha fazla etkiler. Böyle bir soru çok çıkıyor karşımıza. Bunu OGM materyalde de çok sordular. 2018'de de çıktı. Şimdi insanların fazla olduğu yerlerde biyoçeşitlilikte daha fazla tahrip edilmiş olur değil mi? İnsanların fazla olduğu yerler nereler? Bizim sanayi faaliyetlerinin fazla olduğu alanlar. Haritalarda bunu da öğrenmiştik. Amerika'nın doğu kesimi. Yine kuzey batı Avrupa. Şurada Çin'in sanayi, Japonya'nın sanayi bölgeleri. Buralar bizim sanayinin fazla olduğu bölgeler. Adam da gitmiş. Zaten buraları işaretlemiş soruda. Bir demiş işte, iki demiş. Burayı işaretlememiş. Bu sefer gelmiş, bu kuzeyi işaretlemiş. E bu kuzeyde zaten var mı insanların yaşadığı yerler? Yok. Diğeri şurada çölü işaretlemiş mesela soruda. E buralarda insan bir de şurayı işaretlemiş. Hangilerinde insanın etkisi daha azdır? E burada bir numarada insan etkisi fazla olur. İnsan fazla. İki numarada insan etkisi fazla olur. E burada Hindistan nüfusun çok kalabalık olduğu bir yer. Burada da insan etkisi fazla olur. Ama şurada ve şurada insanın etkisi fazla olamaz. Bakın çok basit bir soruydu değil mi? Ama buradaki soru mantığını unutma. İnsanların çok kalabalık yaşadığı yerler... ...büyük daha tahrip edildiği yerler. Mantık bunun üzerinden soruyor. Bu karşımıza çıkabilir. 2018'de çıkmış bir soru. 2019'da çıkmış sorumuza bakalım. Tropikal yağmur ormanlarını vermiş ve... ...tropikal yağmur ormanlarında büyük fazla ya... ...hangisi bunun nedenlerinden bir tanesi değildir? Mesela büyük yağmur çok olması... ...büyük çeşitliği etkilemiştir... ...tropikal yağmur ormanı değil mi? Su kaynaklarının fazla olması yüce çeşitliliği etkiler. İşte ne bileyim sıcaklıkların, sıcaklık farklarının ortalama düşük olma bak sıcaklıkların düşük olması demiyor. Sıcaklık farklarının düşük olması. Yani çok fazla soğuk, çok fazla sıcak gibi bir değişimin olmaması bu da etkiler değil mi? Ya da oranın mutlak konumu etkiler değil mi? Ama bölgede tarımın yaygın olması yani bölgede tarım çok fazlaysa bu biyoçeşitliliğin zengin olmasının neden olur mu? Hayır hatta biyoçeşitliliğin daha da düşmesine neden olur canlıları tahrip ediyoruz gibi. 2019'da çıkmış bir soru. Sorunun aynısını okumuyorum size. Dikkat et ÖSYM e dava açacaksan bana. Soru moru okumuyorum hani nerede? Soru nerede? Ben soru falan göremiyorum ortada. Öğrencilere hani vermiyorsunuz ya teliflerini çözelim öğrencilerle beraber. Öğrencilere sorunun mantığını anlatıyorum. Dava açacaksanız bundan bir şey çıkmaz yani boşa uğraşmayın. Diğer bir soru 2020'de çıkmış, benim çok hoşuma giden bir soru. 2020'de Türkiye haritası üzerinden sorulmuş soru. Demiş ki: "Dağlık engebeli yerlerde biyoçeşitlilik fazladır, değil mi?" E, "Dağlık engebeli yerlerde biyoçeşitlilik fazlaysa" Türkiye haritasında demiş. Nerede biyoçeşitlilik verilen yerlerin hangilerinde biyoçeşitlilik daha fazla olur demiş. İşte burada ne yatıyor biliyor musunuz? Sizin Türkiye haritasının dağlık ve düz yerlerini bilmeniz yatıyor. Sen yaptığın en büyük hata Türkiye haritalarını çalışırken Türkiye haritalarında beyaz düz sayfalarda çalışıyorsunuz. Yapmayın evladım. Biz bunu dünya haritalarında kırdık. Türkiye haritalarında da beyaz düz sayfalarda çalışmayın. Dilsiz haritada çalışmayacaksınız. Dilsiz haritada çalışırsanız beyaz düz bir harita görürsünüz. Ama böyle bir haritada, şu an karşımızda olan haritada çalışırsanız nerenin dalık ve engebeli olduğunu gözünüzü kapattığınızda görürsünüz. O yüzden senden istediğim şu an şu haritayı gözünün içine sokman. Kitabı aç, kitabı durdur videoyu. Resmen bu haritanın her tarafını inceleyeceksin. Marmara bölgesi ve Ergene Havzası düzmüş. Aa şurada İç Anadolu bölgesinde daha düzlükler varmış. Hocam şurada Güneydoğu Anadolu bölgesi düzmüş. Ama şurada kuzeydeki dağların olduğu yerler, güneydeki dağların olduğu yerler her taraf dağlık bölge engebeliymiş. Soruları da ne koymuş? ÖSYM sorusunda da ne koymuş biliyor musunuz? Gelmiş şuraya bir işaret koymuş. Gelmiş diğer bir işaretimizi buraya koymuş. Diğer bir işareti şuraya koymuş bakın. Şuraya koymuş. Diğer bir işareti de şuraya koymuş. Ve demiş ki hangisinde bir çeşitlilik? engebeli ve sair olduğundan daha zengindir. E şimdi burada dağlık bir bölge, dağlık bir bölge buralar düz. İşte Karadeniz ve Akdeniz'deki zengin. Ama sen bunu böyle görmüyorsun ki o haritada. O haritada sen düz bir harita görüyorsun. Ve böyle görmeyi öğrenmediğin için yanlış yapıyorsun. Demek ki en önemli ÖSYM analizimiz ne? Bu haritaya bakacaksın. Yukarıda da bunu yazıyorum zaten. Bu haritayı şöyle açacaksın. Düz olan yerleri gözün gözünü açıp iyice bir görünce. Bak şurada Bafra Çarşamba Ovası düzmüş. Aslında Karadeniz kıyısında. Şurada Çukurova'nın bulunduğu bölge, Antalya'nın bulunduğu şu kıyıp kesimi düzmüş diyeceksin. Ege, Ege'de şurada aralar düzmüş diyeceksin ve bütün soruları yapacaksın. Anlaştık mı? Gelelim 2020'deki sorumuz buydu. 2021'deki sorumuz dünya haritası üzerinden verilmiş. Demiş ki işte 200 milimetrenin altına düştüğü yerlerde bir çeşitlilik azdır. Hangisinde bitki yaşamı daha sınırlıdır? Böyle bir dünya haritası vermiş. Yani çölleri sormuş bize. 200 milimetrenin altında yağışın olduğu yerleri sormuş bize çölleri sormuş. İşte hangisinde bitki yaşamı daha azdır demiş. Burayı işaretlemiş, burayı işaretlemiş, burayı işaretlemiş, burayı işaretlemiş ve şurayı işaretlemiş. Şimdi bakın hangisinde bitki yaşamı daha azdır? E burası çöl. Çölü öğrenmiştik. E burada ama bitki yaşamı yine var diğerlerine göre. Tayga ormanların olduğu bölge burası. Biraz daha aşağı işaretlemiş bunu. Ormanların olduğu bölge. E burada yine ormanlarımız var. Tayga ormanlarımız. E burada yine muson ormanlarımız var. Yağmur yaprak döken ormanlar bir var. Ama şurada da yine ormanlarımız var, ekvatoral yağmur ormanlarımız ama bakın burası çöl. Böyle bir soru sormuş. İşte bu sene gelecek olan soru bu tarzda dünya haritası üzerinde sorulacak bize. 2020'de çıkmış bu soru, 2021'de çıkmış bu soru. 2022'de soru bu konudan çıkmamış. Büyük bir ihtimalle dünya haritası şeklinde çıkacak karşımıza ve tahmin ediyorum yine çöller üzerinden soracak bunu bize ya da Akdeniz iklimi üzerinden soracak. Akdeniz iklimini tekrar hatırlayalım. Akdeniz'in olduğu kısmı işaretledim. Karşı tarafa bir çizgi çizdim. Afrika'nın en kuzey ucundan en güney ucuna şuradaki uç kesimlerini işaretledim. Akdeniz iklimi olduğu yerler. Tamam? Şimdi burada benim o soruları çözebilmem için bir şeye daha dikkat etmem gerekiyor. Nüfusun yani sanayinin yoğun olduğu alanları da bunları da haritalarda öğrenmiştik zaten. ÖSYM analizimiz böyle bu konuyla alakalı. Gelin şimdi OGM materyalde çıkmış soruların analizini ve bilgi hap bilgilerini öğrenelim. Hadi bakalım. Geldik bu sefer OGM materyal sorularının analizine. OGM materyal devletin hazırlamış olduğu sorular ve bu sorular üzerinden genelde ona benzer sorular çıkartıyorlar ve bu sorulardan size hap bilgiler çıkarttım. Yani o soruların hepsini çözdüm ve o sorularda kafanızı karıştıran bilmeniz gereken bilgileri çıkarttım. 1. Anız yakmak. Anız yakmak kavramı çok kafanızı karıştırıyor. Şuradaki resim görüyor musunuz? Anızlar bunlar. Yani bir tarım ürünü ektik tarlaya. Onların kaldırılmasını yaptık. Ve oradaki bitkileri Kestikten sonra etrafta bir sürü bitki kalıntıları kaldı. İnsanları bunları yakıyorlar. Bu biyoçeşitlilik için çok tehlikeli bir şeydir. Anız yakmak. Düşünsenize buradaki bütün canlıları yok ediyorsunuz. Ve toprağı öldürüyorsunuz. Toprağın minerallerini öldürüyorsunuz. Aynı zamanda o bitkilerin kendileri mineral. O mineralleri toprağa karışıp bitki gübre görevi görmesi lazım. Her birinin içerisinde mineral var o bitkilerin. İşte bunu engelliyorsunuz. Bu yüzden anız yakmak çok kötü bir şeydir. Anız yakmak unutma Soru da sana iyi bir şeymiş gibi söyler. Kötü bir şeydir. Biyoçeşitlilik için de tehlikelidir. Bir diğeri bataklıkların kurutulması. Bunu da çok soruyorlar sorularda kafanızı karıştırsın diye. Çok güzel bir şeymiş gibi. Bataklıkları kurutup tarım alanına dönüştürelim. Hey ya dönüştür tarım alanına ya. Bataklıkların başka bir işi yoktu. Dönüştür onu tarım alanına ya. Bataklıklar değerlidir. Canlı çeşitliliği için çok çok önemlidir. Ve Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınır. Bir diğeri en fazla kafanızı karıştıran kavram milli park kavramı. Milli parklar bildiğimiz park değil yani bunlar. Nasıl? Doğal bir güzellik var ortada tamam mı? Bir güzellik var orada, ulusal uluslararası öneme sahip bir güzellik var ortada. Bunun korunması lazım. İnsanların orada ev yapmaması lazım. İnsanların orada çivi bile çakamaması lazım. Yürürken bile dikkat etmesi lazım gibi. Böyle yerler milli park ilan edilir ve bu milli parklar devlet tarafından korunma altındadır. İşte milli park dediğimiz şey bu. Dünyadaki ilk milli park da Amerika'daki şurada resimde gördüğünüz Yellowstone Milli Parkı'dır. Bir diğer önemli kavram OGM materyaldeki sorularda mera. Mera nedir? Mera şu hayvanların otlatıldığı yerler. Şimdi şöyle diyor sorularda daha çok kafanızı karıştıran nokta. Meraların tarım alanına dönüştürülmesi. Hayır, kötü bir şey bu. Meralar hayvanların otlatıldığı yerlerdir. Canlı çeşitliği için de önemlidir yine oralar. Sen meraları tarım alanına dönüştüremezsin. Meraları tarım alanına dönüştürürsen, e buraları bakın üstü e, şey bitkilerle kaplı ya. Sen buraları tarıma dönüştürürsen, oradaki bitkileri yok ettin. Bir canlı çeşitliğini azalttın. İki toprağı çıplak hale getirdin, tarım alanına dönüştürdün ve erozyona neden olursun. Meraları tarım alanına dönüştürmek kötüdür. Bir diğer kavram, meraların Islah edilmesi. Meraların ve çayırlık alanların ıslah edilmesi. Bu da kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Hayır, bu çok güzel bir şey. Islah edilmesi, iyileştirilmesi demek. Allah seni ıslah etsin. Allah, hala dünya haritalarını izlemedin. Hala izlemedin. Allah seni ıslah etsin. Yani Allah seni iyi yapsın anlamında söyleniyor. Islah etmek güzel bir şeydir. Meralar ve çayırlık alanlar ıslah edildiğinde... Bu o alanların korunması anlamına geliyor. Bu da güzel bir şeydir. Tamam. Evet. E, o gibi materyalde şöyle çıkarttığım çok önemli özel bilgiler var. Ne bunlar? Bir. Akarsular üstüne baraj yapmak. Büyü çeşitliliği olumsuz etkiler. İyi etkilemez yani. Nasıl? Şimdi sen geldiğin akarsu akıyor ya. Orada bir canlılar sonuçta kuzeye gidiyorlar güneye geliyorlar sürekli bir değişim var. Sen oraya bir baraj koyduğun zaman komple oradaki birçok canlının bağlantısını kopartıyorsun. Gidip gelemiyorlar artık önünü kesiyorsun. Canlı çeşitinde olumsuz etkiler. Diğeri, canlıların göç etmesi yıl içinde değişen iklim koşullarıyla alakalıdır. Yani şu canlılar iklim değiştiğinde daha güzel iklime göç edip geliyorlar sürekli, değil mi? İklimlerin bu şekilde değişmediği, canlıların göç etmediği yer neresidir? Ekvator ikliminde canlılar göç etmek zorunda değiller. Neden? Çünkü her gün yağmur, her gün sıcak. İklim değişmiyor ki. İklim değişmediği için Ekvator'da canlıların göç etmesi zorunlu değildir. orada bir göç faaliyeti gerçekleşmiyor. Böyle bir soru da efsane olurdu. O gemenin analizi bunlar bu arada. Her biri çok değerlidir. Büyü çeşitlik dağların denize bakan yamaçlarında bakmayan yamaçlarına göre. Daha fazladır bunu söylemiştik. Optimum sıcaklık. Böyle bir kavram çıkabilir karşıma. Optimum. Optimum price. <laughs> Neydi öyle bir karakter var. Optimum price. En ideal demek. İdeal sıcaklık. Her canlı için ideal bir sıcaklık vardır ve canlılar oralarda yaşamayı severler. Bunu ifade ediyor. Bütün kavramları da öğrendik. Artı OGM sorularından şöyle bakayım notlarıma. Artı notlar çıkarttım mı? Ha, şöyle bir not çıkartmışım. Biyoçeşitlilik az olan yerlerle alakalı 5 soru sorulmuş. Biyoçeşitliliğin fazla olduğu ekvator çevresiyle alakalı 6 soru sorulmuş. Devasa sorular bunlar. Yani çöl alanları, biyoçeşitliliğin az olduğu alanlar, işte ne bileyim tundra alanları, bu alanlarla alakalı soru sorulursa buradan bu sene büyük bir ihtimalle şöyle bir soru gelecek. Büyük fazla olduğu yerin harita üzerinde ya da az olduğu yer ya da direkt Tropikal yağmur ormanları ile alakalı bir bilgi sorusu sorulacak bize. Bir diğeri, biyoçeşitliliği korumak için alınabilecek önlemlerle alakalı sorular çok çıkmış. Yani 3-4 tane, 3 tane çıkmış. Ne bunlar? Yani şu, az önce anız yakmakmış, işte bataklıkların kurutulmasıymış gibi kavramlar söyledik ya. Biyoçeşitliliği korumak için hangisi yapılmalı? Orada yorum olarak sorulacak sana işte. Diyecek ki milli parke ilan edilmesi. Biyoçeşitlilik için iyi midir kötü müdür? Böyle bir soru gelecek. Tundra ile alakalı bir not almışım. Yani şu bunu zaten geçen sene de söylemiştik. TYT'de zaten geçen sene sordular bunu söylemiştik. Aynı böyle not alıyorduk biz. Bu sene de büyük bir ihtimalle biyoçeşitlilikte yine karşımıza çıkabilir belli olmaz. Türkiye'de hangi biyomların olmayacağı noktasında zaten konu anlatımında söyledik bunu. Savan olmaz mesela bunu da bil. Tundra olmaz kutup biyomu olmaz. Ama Türkiye'de bir çalılıyor mu? Olur gibi iklimleri bildiğin için bunu yapabilirsin. Ve en son OGM materyalde en son çıkan sorularımız en iki soru olarak ve benim olabilme ihtimali olarak gördüğüm paleo coğrafya ile alakalı. Neydi paleo coğrafya? Bal hocam. Baleo coğrafya. Ah o eski ballar. Ah balcı yok mu ya aranızda şöyle. Ama katkısız bak ben onu test ediyorum ha tabağa döküp şöyle bir çevirdiğiniz zaman o ballarda altıgenler, petekler çıkıyor. Peteklerin o peteğin şekli çıkıyor. Bakın bir balın orijinal olup olmadığına şöyle bakabiliyorsunuz. Ben bunu her aldığım balda test ederim. Bir tek o Sivas'ta aldığım balda çıkmıştı bu. Döküyorsunuz bir kaşık, bir kaşık döküyorsunuz tabağa. Üzerine suyla kaplıyorsunuz ve onu çeviriyorsunuz. Eğer orijinalse petek şeklini alıyor Bak Deneyin çok çok güzel. O, o, yüzden bana bal, bal ayarlayın. Karavanla Türkiye'yi gezerken Şehrinize geldiğimde şöyle bir kavanoz balı, balı ayarlayın bana ama kendi hakiki yaptığınız bal olacak. Ben istemiyorum diğerlerini. Tamam? Gelin şöyle bir yüz yüze gelelim. Yüz yüze geldik. Evet, yüz yüze geldik. Bugün çok değerli bir konu işledik. Şöyle bakıyorum saatimiz bayağı bir olmuş ama bu kamp az günde çok saatte işleyeceğiz biz bu kampı. Uzun olduğuna bakmayın gençler. Değerli olan nedir biliyor musunuz? Bir defa öğrenip bir daha asla unutmamaktır. Sen bir videoyu izlerken ya da bir dersi dinlerken, o dersi dinledikten sonra kendin çalışarak öğreniyorsan orada bir sıkıntı vardır. Ben bugün sana bu dersi öğrettim ya, 6 ay sonra bile aklındaysa ben öğretmenlik yapmışımdır. Ama sen bu dersi öğrendin, bu ders bittikten sonra bilgileri sen kendin öğreniyorsan, kendi çabanla, kendi tekniklerinle öğrenip zihnine yazıyorsan, benim orada bir katkım yoktur. 2 ay sonra bütün bilgileri unutup bir daha tekrar etmek zorunda kalıyorsan, ben burada öğretmen olamamışımdır, anlatman olmuşumdur. Bu da benim eksiğim olur. O yüzden şunu unutmayın. Öğretmek farklı bir şeydir, anlatmak farklı bir şeydir. Biz öğretmen olmaya çalışıyoruz. O yüzden buradaki saate takılmayın. Buranın bir saat olmuş, iki saat olmuş ne kadar olduğu değil, kaç saat sürdüğü değil dersin. Bu ders bittikten sonra kaç ay aklında kaldığı önemlidir. 20 dakikalık bir derste de öğrenebilirsin bunu ama 3 ay sonra bir daha tekrar edersin. 8 ay sonra bir daha tekrar etmek zorunda kalırsın. Anlaştık mı? Aklında da bir şey olmaz soruları da çözemezsin. Aklınızda olsun. Saate çok takıldığınızı görüyorum. Saat değildir değerli olan. O videodan ne öğrenebildiğinizdir değerli olan. Seviyorsunuz Kampının ikinci gününde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zaman ne diyoruz? Yunus Hoca'yı bir defa öğren. Bir daha. Asla unutma.